Tüm bu baş döndüren gelişmeleri, sıcak gelişmeleri değerlendireceğiz. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat bizimle beraber. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi sıcak bir akşamı geride bıraktık. İşte anlatıyoruz gelişmeleri. Görevden af talepleri, görevden almalar var, değişiklikler var. İki dikkat çeken isim var konuştuğumuz aslında. Değerlendirmelerinizi alarak başlamak istiyorum. Önce Adalet Bakanı ile başlayalım mı? İçişleri Bakanı Soylu ile o aralarındaki polemik biraz önce haberlerimizde de aktardık. İşte çok sık gündeme gelmişti. Soylu, Sedat Peker'in açıklamaları sonrası gider mi gitmez mi biz onu çok tartıştık. O görüyoruz ki şimdi Soylu görevde. Biraz önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da hayli samimi görüntüler verdiler Giresun'daki ziyarette. Adalet Bakanı Gül gitti. Neden oldu sizce bu değişiklik ve neler değişir önümüzdeki dönemde siyasette? Şimdi bu konunun birden fazla boyutu var. Öncelikle onu görmek lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde milli görüş çizgisinin temsilcileri var ki bunlardan bir tanesi Sayın Abdülhamit Gül. Biliyorsunuz Sayın Abdülhamit Gül HAS Parti'de görev yaparken, yani HAS Parti'yi kuran ve o HAS Parti içerisinde Ankara İl Başkanlığı yapmış. Özellikle Sayın Numan Kurtulmuş'la birlikte, Sayın Şeref Malkoç'la birlikte AK Parti'ye aynı dönemde geçmiş bir siyasetçi. Ama geçtikten sonra gelmiş oldukları köken itibariyle, milli görüş kökeninden geldikleri için AK Parti'ye uyum sağlamada çok zorluk çekmediler. Ve kısa süre içerisinde de birkaç arkadaşıyla birlikte kabinede önemli görevlerde olduklarını gördük. Bu anlamda milli görüş çizgisinin Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki önemli temsilcilerinden birisi olarak görülüyor. Şimdi onun karşısında bir rakip kurum gibi görmemek lazım ama doğal olarak bütün partilerde olan farklı yapılar söz konusu. Sayın Süleyman Soylu biliyorsunuz Demokrat Parti'nin genel başkanlığından gelmiş bir isim. Yani o da partiye sonradan gelen isimlerden birisi. Ama o da geldikten hemen sonra partide çok önemli görevlerde bulundu ve sonrasında da Türkiye'deki en önemli bakanlıklardan birisi olan İçişleri Bakanlığı'na geldi. Zaman zaman sosyal medyada, diğer medya mecralarında bu iki isim arasında aslında iki görüş arasında bir kısım çelişkiler olduğu, bir kısım uyumsuzluklar olduğu ifade edildi. Zaman zaman konuşuldu bunlar. Ancak ben doğrusu bu görevden affını isteme ve affın kabul edilmesi meselesini sadece bir Süleyman Soylu meselesiyle izah etmenin AK Parti'nin yıllardır bildiğimiz yapısına çok uygun bir değerlendirme olmayacağını, en azından yeterli bir değerlendirme olmayacağını düşünüyorum öncelikli olarak. Çünkü Sayın Gül'ün, yani Sayın Abdülhamit Gül'ün yerine gelen isim Sayın Bekir Bozdağ, iki temel özellikle bizde hafızalarda. Bir tanesi biraz önce söylediğiniz, dün itibariyle Türkiye'deki dini grupların, cemaatlerin ama özellikle FETÖ yapısının, 15 Temmuz'dan önceki süreç için söylüyorum, yakından bildiği bir isim olarak işte videolar paylaşılıyor. Ama sonrasında da özellikle 15 Temmuz'un hemen sonrasında da adalet mekanizması içerisindeki, parantez arası bir cümle olarak söylüyorum, temizliğin yapılmasında da etkili olmuş bir isim olarak biliniyor yine kendisi. Ancak daha sonrasında çok da beklenmeyen bir şekilde Sayın Bekir Bozdağ görevden alındı. Yani yerine şu anki bugün itibariyle tekrar değişen Abdülhamit Gül Bey geldi hatırlarsanız. 2017. O süreç, evet, o süreç içerisinde bir Sayın Bozdağ bir süre böyle siyasetin dışında gördük. Yani çok böyle aktif bir yerde görev almadı. Mesela bu tür bakanlıklardan giden kişilerin partide değerlendirilmesi ya da başka bir kısım yerlerde değerlendirildiğini görüyorduk ama çok aktif bir görevde bulunmadı. Vekil olmanın dışında, komisyon başkanlığı gibi görevlerin dışında, yani çok hareketli bir görevde bulunmadı. Ancak Bekir Bozdağ'ın bir başka önemli özelliği var. Bekir Bozdağ dönemi, yani geçmişte bakanlık yapmış olduğu dönem, çözüm sürecinin önemli aktörlerinden birisi olarak Bekir Bozdağ ismini biz hatırlıyoruz. Neden bu konu önemli? Çözüm süreci meselesi neden önemli? Şu anda yapılan kamuoyu araştırmalarında HDP'nin, HDP'li seçmenin kilit seçmen olduğunu bize gösteriyor şu anki elimizdeki veriler. Yani hem Cumhur İttifakı için hem Millet İttifakı için, bizim araştırmalarımızda Millet İttifakı birazcık daha önde görülmekle birlikte ne Millet İttifakı ne de Cumhur İttifakı mevcut bileşenler itibariyle 50 artı 1'i bulamıyorlar.
%10-12'lik bir oy potansiyeline sahip olan HDP'li seçmenin ise kilit seçmen olduğunu gösteriyor bize. Son haftalar içerisinde dikkat ederseniz Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle Abdullah Öcalan'a yapmış olduğu atıflar. Evet, bu tam onu soracaktım Mehmet Ali Bey. Aslında şimdi o zaman siz öyle bir noktaya getiriyorsunuz ki analizinizi, bu son dönemdeki açıklamaların hepsini, Erdoğan'ın Öcalan'la ilgili açıklamalarını, İmralı'dakine, Edirne'deki hesap verecektir. Şimdi bunların hepsini bir arada baktığımızda buradan mı okuma yapmamız gerekiyor? Tabii böyle okuma yapmak en doğrusu olur. Burada Sayın Bekir Bozdağ'ın kimliği, kişiliği, düne ait referansları, ortaya koymuş olduğu performansı, siyasi anlamdaki duruşu bu anlamda önemli bir isim olduğunu gösteriyor. Yoksa Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Adalet Bakanlığı için bir sürü başka isimler de konuşulabilirdi. Mevcut bakanın görevden alınmasıyla ilgili değerlendirme açısından söylemiyorum ama en fazla Bekir Bozdağ'ın sahaya yeniden böyle bir görevle çıkarılmasının en önemli nedeninin ben önümüzdeki süreçte HDP'li seçmene yönelik bir kısım AK Parti'nin atacağı adımlarda önemli bir aktör olacağı anlamında okumak gerektiğini düşünüyorum. Çok tabii önemli bir noktaya dikkat çektiniz. Simgesel diyorsunuz. Yani önümüzdeki dönemde bir politika değişikliğine mi gitmesini bekliyorsunuz AKP'nin? Yani tabii önce onu söylüyorum. Bir kere daha böyle birazcık açıklama yapma gereği duyarak söylüyorum. Sayın Bekir Bozdağ, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çözüm sürecini yürüttüğü dönemde önemli görevler üstlenmiş bir isim. Dolayısıyla bir görev insanı aslında Bekir Bozdağ. Yani Adalet Bakanlığı'nı da çok yakından bilen bir isim. Yani düşünün ki Türkiye'de çok az insana nasip olur. Üçüncü kez geliyor tabii. Üçüncü kez bakan oluyorsunuz doğal olarak. Bu bakanlıktaki bütün dengeleri biliyorsunuz. Hem 15 Temmuz öncesinde bakanlık yapmışsınız hem 15 Temmuz'un o kritik sürecindeki bakanlığın çok büyük oranda kadro değişimine uğradığı dönemi siz yönetmişsiniz. Sonrasında bir kere daha geliyorsunuz. Doğal olarak ciddi bir deneyim var ortada ama bunun ötesinde bir şey var. Şu anda HDP'li seçmeni en çok ne ilgilendiriyor? En çok adliye ilgilendiriyor. Çünkü işte Abdullah Öcalan içeride, Selahattin Demirtaş içeride, bir sürü HDP'li siyasetçi içeride. Ben şunu söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Yani bazılarının söylediği gibi işte yarın Abdullah Öcalan bırakılır, yok Selahattin Demirtaş şu yapılır. Onu bilmiyorum. Yani onlar biraz daha süreçle ilgili. Ben burada verilen mesaj açısından özellikle görevden alınmış olan belediye başkanları, KCK davalarından dolayı alınmış olan kişiler bu tür konularla ilgili bir kısım adımları atmada ama daha önemlisi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Doğu ve Güneydoğu'ya önümüzdeki süreçte daha farklı, daha kucaklayıcı, HDP'li seçmeni bir şekilde kazanmaya yönelik bir kısım adımlar atmasını bekliyorum. Hatta ben önümüzdeki günlerde bir kabine değişikliği gündeme gelirse, o kabine değişikliğinde de Doğu ve Güneydoğu'da en çok şikayet konusu olan Kürt kökenli bakan olmaması eleştirilerini önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ihtiyacı giderici bir adım atmasını da muhtemel görüyorum. Tekrar söylüyorum, bu bir okumadır. Onu soracaktım Mehmet Ali Bey, şimdi tahminde mi bulunuyorsunuz yoksa bir kulisler vardır sizde tabii ki de Ankara'dan gelen. Bu bir tahmin mi, sadece kulis mi? Ama şöyle, yani her ikisi de söylenebilir. Bu ama bugünkü olay üzerine bir tahmin değil. Önce onu söyleyeyim. Yani bir süredir bunlar konuşuluyordu. Çünkü Doğu ve Güneydoğu'yu AK Parti çok ciddi boşlamış olarak görülüyor. Yani bölgede yapmış olduğumuz çalışmalarda geçmişte AK Parti'nin oy deposu olan bölgeler, ki bölgede pek çok seçim döneminde AK Parti birinci parti, HDP ikinci parti, diğer partiler ise sahada hemen hemen yoktu. Şimdilerde AK Parti bölgede ciddi bir zaaf alanı yaşıyor. Nedir o yaşadığı zaaf alanı? Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi sahada görünmeye başladı. Yani büyük oranlarda olmasa bile artık sahada, oranın il başkanını sorduğunuzda, ilçe başkanı, Cumhuriyet Halk Partili ilçe başkanını sorduğunuzda sahada görülmeye başladı. İyi Parti görünmeye başladı. Tekrar söylüyorum, bunların oy oranlarının çok yüksek oluşuyla ilgili değil ama özellikle feodal yapıya yönelik Cumhuriyet Halk Partisi'nin çalışması, İyi Parti'nin çalışması, son olarak da Deva ve Gelecek Partisi'nin bölgede yapmış olduğu çalışmalar karşılık bulmaya başladı. Özellikle Deva ve Gelecek Partisi'nin bölgede yapmış olduğu çalışmalarda şaşırtıcı bir şey var.
Orada görev alan insanların çoğu dün AK Parti'de il başkanlığı yapmış, ilçe başkanlığı yapmış isimler olmaya başladı. Bu AK Parti'nin tabanının, bölgedeki tabanının çok ciddi şekilde kaymaya başladığını gösteriyor. Önümüzdeki seçimde ise en kritik seçmen gruplarından birisi, seçmen setlerinden birisi olan bölge insanının hem bölgede yaşayan insanlar açısından hem de batıya taşınmış olan kentlerde yaşayan HDP kökenli ama daha geniş anlamda da Kürt kökenli seçmen açısından önemli bir adım atılmanın gerekliliğini gösteriyordu bize. Ben bunun biraz da bu yönüyle okunması gerektiği kanaatindeyim. Önümüzdeki günlerde bu anlamda da bir kısım adımlar atılabilir. Kürt seçmenin ama parantez arası bir şey olarak bir etnisite anlamında söylemiyorum. Çünkü ben bundan hep rahatsızlık duyarım. Ama genel anlamda bölge insanında karşılığı olan bakanları önümüzdeki günlerde en azından bir tane bakanı görmemizi kuvvetle muhtemel olarak görüyorum. Önemli bilgi.